Ucuza FIFA coin'i almak istiyorsanız fifacoin.com'dan alabilirsiniz. Arda'nın indirim koduyla %5 indirim var. İyi seyirler. Hepinize merhabalar. Ben Arden. Bugün FIFA 18 Fenerbahçe kariyerinin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün bayrakla bir giriş yaptık. Bu bayrağı şeyden almıştım. Basket maçıydı. Fenerbahçe Galatasaray maçıydı geçen seneki. Oradan almıştım bu bayrağı ve bölümümüze hayırlısıysa başlıyoruz. Şimdi efendim öncelikle şöyle bir şey açıklamak istiyorum. Önceki bölümü şeyden çekmiştim, PC'den çekmiştim. Şimdi PlayStation'a geçtim. Yine aynı transferleri falan yaptım. Bütçemizi de şöyle göstereyim. 14 milyon transfer bütçemiz kaldı. Aynı paralarla aynı her şeyi yaptım. Fakat sadece şey değişti. Bu Şampiyonluk Kupası yarı finalinde karşımızda Feyenoord vardı ama eşleşmeler değişti tabii. Eibar diye bir takım geldi, İspanyol takımı. Artık böyle oynayacağız, yapacak bir şey yok. Önceki bölümden Markovic'i ve Emre Taşdemir'i de aldım. Evet, şu an altta bir yorum var, onu görüyorsunuz. Cosmic Player adlı arkadaşımız efsane doğuyor Fenerbahçe demiş ve not Beşiktaşlıyım demiş. Bunu başka bir videoda açıklamıştım. Her seride önceki videoda gelen yorumlardan birini seçip videoda böyle çıkaracağım diye açıklamıştım. İlk bölümden de en çok beğenilen yorumu seçtim ve burada yayınlıyorum. Bu arkadaşı hakikaten takdir ediyorum çünkü fanatiklik yapmamış. Kendisi Beşiktaşlı olmasına rağmen seriyi izlediğini, sevdiğini belirtmiş. Ona buradan teşekkür ediyorum. Böyle arkadaşlarımız var, yorumlarda da görüyorum. Zaten bu bir oyun hani. Çok da fazla fanatikliği abartmaya gerek yok. Çok teşekkür ediyorum hepinize ve Eibar maçına başlayalım mı? Hadi başlayalım oğlum, hadi geçelim. Yarı finallerden finale falan çıkarsak güzel olur ya. Çünkü para almamız lazım, bir tane daha oyuncu almak istiyorum. Ama başka da oyuncu almayacağım, onu da söyleyeyim. Hani yeni başka bir oyuncu almak istemiyorum. Çünkü bu sefer gerçekçilik bozuluyor yani. Şimdi bile bozuldu, belki almam. Hani gelen parayı şeye yatırırım. Altyapıya falan yatırırım belki. Bu maça Yansen'le başlayacağım. Alper Potuk yerine Giuliano'yu da koyalım. Bir arkadaş yazmıştı yorumlarda Dirar'ı sağ beke çek diye. Çektim sağ beke, ileriye de Markovic'i koydum. Hasan Ali de bana demişti, niye beni oynatmıyorsun abi demişti. Onu da koyalım hemen ve maçımıza geçelim. Aman 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 Dirar bak seni oraya yeni koy. Aman Dirar geçirme onu. Aman yani bak çok iyi geldiler kaleye. Bu olmamalı. Bu olmamalı, haydi bakalım. Nabil Dirar verdi pasını, bak Dirar yine bir hata. Aa, bu böyle pas verilir mi oğlum, ne yapıyorsun ya? İkinci sen de ver şöyle. Açıklık arıyorum ama şu an bir açıklık yok. Markovic, aha bak şuradan yardırırız. Şuradan şöyle girip versek pasımızı. Markovic kaç oğlum? Aferin, çok güzel. Çok güzel. Aç oğlum ortanı. İçeride Yansen. Abi o nasıl vuruş? O nasıl bir vuruş? Yansen oğlum sen kazma mısın? Sen kazma mısın oğlum? Niye böyle bir vuruş yaptın? Ayıp ettin. Ses de çok yüksek galiba ya. Biraz indirelim. Oyuncu kariyeri videosunda benim sesim bastırmış yani. O kötüydü mesela. Hadi oğlum. Hadi Giuliano. Verdim pasını. Çok güzel. Markovic'le çıkıyoruz. Markovic rakibini geçti. Aslanımsın. Aslansın. Aç oğlum ortanı. Abi. Kaleci iyi tokatladı. Dönen topu alsaydık keşke ama. Ama hayır. Hızlı atak şansı vermeyin. Verme hızlı atak şansını. Koş geri. Lan geri koş. Dirar yakala onu, yakala ya, aman yani bak ama aferin Dirar, işte böyle oğlum, çok güzel. Markovic kaç, Giuliano oynadın, Mehmet Ekici yapmayın orada pas hatası, yapmayın. Aman Sikirtel son anda, aferin Kameni, helal oğlum, yürüyün çıkın şimdi. Valbuena topla, ilk kez buluştu bu maçta Valbuena. Haydi oğlum, aslansın kaplansın sen. Biri şey demişti, Valbuena'ya aslan niye diyorsun demişti falan. Ona buradan selam yolluyorum. Abi aslan benim gerçek hayattaki signature lafım gibi bir şey. Herkese aslansın falan diyorum, o yüzden ağzıma takıldı öyle. Şu maçta bir şey olamadık ya, bir etkili olamadık. Şu an bir sinirlerim bozuldu yani. Etkili olamıyoruz ya. Bak şimdi bak. Allah'tan kötü vurdu. Yansen geri oyna oğlum, çok güzel. Çok güzel tek topla çıktık. Yansen! Ah direkt! Ah! Çok kötü oldum. Kenarda bağırıyorum. Aman tanrım. Nasıl direkt oldu ya? Abi yapmayın. Hayır. Dur hızlı atak yemeyelim de. Ulan var ya, efsane bir gol olacak diye vurdum şutu. Vallahi gol olsun diye hazırlanıyordum yani.
Ama ah direkt diye vardım. Olmadı. Olmadı abi. Yarı finalde olmadı. Güzel şeyler olmadı şu an. Hoş olmadı. Hoşuma beğenmedim bunu bak. Aman diyorum ha. Giuliano ver oğlum. Aferin. Aferin oğlum. Aferin. Helal. Helal. Helal abi. Çok güzel. Müthişsiniz. Aslansınız. Kaplansınız. Yan sene oynasaydın keşke derken. Valbuena çekti sahana. Valbuena açtı ortayı. Arkaya doğru. Markovic. Abi. Nasıl tuttu kaleci? Kaleci nasıl tuttu? Gördüm o faul hoca. Hoca ayıp ama ayıp hoca. Böyle alırlar topu hoca. Yürüyün abi. Dirar'a verdim. Dirar koşar oradan. Dirar koşar. Ne bil Dirar. 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 Dirar açtı ortayı. Markovic var. Vuramadık. Topun niye aksi yönünde koşuyorsunuz oğlum? Deli misiniz? Döner miyiz? Yansen döndük. Verdik pası geriye. Çok güzel paslaşmalar. Giuliano. Giuliano. Aa yine direk. Yeter artık. Yeter. Abi iki net pozisyon kaçırdık. Ben şu an üzüldüm ama ya. Çok kötü pozisyonlar kaçtı biliyor musun? Çok şey yani. İkisi de direkt ve ikisi de... Hadi Yansen %100 değil de o Giuliano'nun şutu yani %100 gol olmalıydı bence. Ne yaptın Giuliano? Aman aman bak Dirar. Dirar biraz sakat he. Bu sağ bekte niye böyle? Tamam adamı iyi tutuyor. Fizikli falan da çok geçiriyor adamları ya. Topsuz alanda iyi yani şey oluyor. Adamlar hızlıca şey yapıp geçebiliyor topsuz alanda. Valbuena şık hareketler. Verdim pasını işte böyle. Mehmet çok güzel Markovic işte bu. Giuliano sen de oyna şöyle Yansen'e. Yansen solunu alırsa çok büyük tehlike. Yansen hala top ayağında derken kaybetti topu. Şimdi Nabil Dirar indirdi. Mehmet verdi pasını. Giuliano oynamaya çalıştık orada. Escalante araya girdi. Yapmayın çocuklar. Çocuklar yapmayın. Bırakmak yok. Önde baskı. Aferin oğlum. Aferin işte böyle. İyi çıktık oradan. Yansen. Olmadı. Markovic verdim pasını. İşte pas böyle verilir dedi. Şimdi Valbuena. Bir değişiklik yapmamız lazım ya. Değişiklik lazım. Şimdi Yansen yorulmamış. Onu oyunda tutacağım. Markovic yerine Alper'i koyayım. Sonra bakarız. Belki Valbuena'yı ortaya falan çekerim. Bir şeyler var aklımda ama dur bakalım. Hayır. Çok kötü geçirdik. Aferin Giuliano. Giuliano aferin. Mehmet ver oğlum pasını. Çok güzel pas. Yürü Valbuena. Valbu yürü. Valbu. Ah. Bu arada atağa geçelim artık ultra. Çünkü bizde öyle beraberlik yok. Ya kazanacağız. Haydi bakalım. Sağ kanattan çıkmaya çalışacağım. Dirar orayı yarar. Yardı abi Dirar. Dirar yardı verdi pasını. Sert orta. Abi sert açsana şu ortayı. Markovic ne yaptın oğlum? Ayıp ettin. Çok ayıp oldu şu an. Yalnız. Hayır. Koş. Hayır. Allah'tan kaçırdı. Çok önemli bir pozisyondu bu. Çok önemliydi. Vallahi rahatladım. Yalnız şu paslaşmaların güzelliği hiçbir yerde yok hakikaten. Ama son vuruşu yapamıyoruz işte. Getiriyoruz oraya kadar. Son vuruş olmuyor. Çok güzel. Giuliano sağ ayak vurdu. Nasıl vuruş o ya? Nasıl vuruş abi ya? Dakikalar 72'yi gösteriyor. Durum hala 0-0. İki takım da çok net pozisyonlar yakaladı. Bakalım maçın galibi kim olacak? Mehmet aradan oyna artık. Geç kaldın. Hayır. Çok büyük açıklık var. Çok büyük bir hata yaptık. Hayır. Aha direkt attı. Onlar da direkt attı. Vallahi direkt. Çok direkt oluyor şu oyunda ya. Koşun abi kontra atak. Kontra atak koşun. Yürü. Hadi oğlum yarın oraları ama Mehmet'le en son pasi verirsen böyle olur ya. Aman bak Neto aferin. Neto yanlış pas verdim tamam. Haydi artık bir atak daha yapalım. Valbuena'ya çok güzel bir pas. Valbuena aldı. Valbuena çekti topu. Valbuena açtı ortasını. Yansen. Ya abi vuramadı Yansen. Aman diyorum. Aman Mehmet topa ne yapıyorsun? Neyse aldı. Aldı. Giuliano vur. Abi o nasıl? Of Allah'ım hadi. Hadi dakika 87. Valbuena açtı ortayı. Vuramadık. Uzaktan bir şut. Hasan Ali vurdu. Hasan Ali'ye vurdurduk. Şu an mutsuzum. Sol kanat. Nerede sol kanat? Hasan Ali neredesin? Şutu attın. Neyse hadi. Hadi abi. Aman abi Mehmet top al ya. Ya düzgün koşsun. Hayır abi. Abi ne yaptınız? Allah'ım ya Rabbim ya.
Oğlum oradaki hatayı gördünüz mü? Bak hadi ben pas hatası verdim de. Pas hatası yaptım da. Ya şu Mehmet Topal'ın yani bak yaptığı at şurada şu topu nasıl alamıyorsun oğlum, sen nasıl bir salaksın? Mehmet Topal'ı kesiyorum takımdan. Kestim. Sonraki maçta yok. Al işte ya. Al işte, dakika kaçta gol yedik ya? 90 artı 2'de gol yedik abi. Puh! Şu takım şöyle yenilmemeliydi bak. Şöyle yenilmemeliydi şu takım. Bu olmamalıydı böyle bir şey. Şu arka planda da müzik çalıyor. Kapattım. Abi topa sahip olma 50'ye 50. Hadi onu bırak bir dakika lan. İstatistikler gelsin. Sinirlendim ha. Şutlar eşitmiş. Ama yine de bizim iki direğimiz var. Robin Van Persie için 4 milyon 900 transfer teklifi var. Van Persie'yi satma diyorsunuz ama ben satacağım. Gerçek hayatta da oynayacağı yok zaten. O yüzden Van Persie'yi satıyorum. Hasan Ali kaldırıma transfer teklifi vermeyeceğim Hasan Ali'ye. 6 milyon 400 vermiş gördüm. Ama yani Hasan Ali de şimdi gerçekçiliği bozmak istemiyorum abi. Hayır vermiyorum. Şöyle biraz da antrenman mı yaptırsak? Otomatiğe şey yapamıyor muyuz ya? Çok şey olmuş bu. Mesela bir oyuncu, neyse dur bir dakika. Bu arada Yansen'in bol servisini de almak istiyorum. Onu nasıl ayarlayacağım? Aha Roma Edin Vişya'yı almış la. Oğlum bu oyun ne yapıyor? Vallahi helal olsun. Bir durduralım bakalım biz ne yapabiliyoruz, ne yapıyoruz. Bakalım hep yabancı, hep yabancı. Emre'yi alabiliriz ama o da yani gereksiz. Jose Sosa var, o da Trabzon'a gitti zaten. Biz şey yapacağız ya, benim planım, ben Mesut'u alacağım. Ara transfere gelelim, Mesut'u alacağım ben. Bundan sonraki bölümlerde artık üçer maç oynayacağız. İşte nasıl oluyor, kaç bölüm sonra? Bayağı bir bölüm var. Ara transfere geldiğimizde büyük bombayı patlatacağız. Evet, ilk maçımız geliyor görüyorsunuz, Alanya Spor maçı. Alanya Spor maçında bakalım neler olacak. Fenerbahçemiz neler yapacak. Haydi abi. Evet devam ediyoruz fakat kayıtta bir sıkıntı olmuş. Normalde ben bu videoyu gece çekiyordum. Fark etmişsinizdir zaten değişikliği. İşte iki tane maç oynadım. O maçlarda da birinde berabere kaldık, öbüründe de yenildik. Lig maçıydı. Hemen şöyle göstereyim sonuçlarını. Onun kaydı gitmiş ne yazık ki. Ulan aslında kötü de oynamamıştık yani, heyecanlı maçlar olmuştu. Şöyle Akhisar'la 1-1 kaldık. Bir golü Markovic attı bizim. Öbür tarafta da Emre Taşdemir'in hatalarıyla 3-1 Alanyaspor'a yenildik. Orada da Alper Potuk attı bizim golümüzü. Dediğim gibi kayıtta bir sıkıntı olmuş. O yüzden tekrar çekeceğim. Eğer bu video biraz geç kalır, yani kalmış olursa, bilmiyorum daha hani ne zaman yayınlayabileceğimi bilmiyorum. Bugün pazar ama hani 18.30'da mı yayınlarım, 7'de mi yayınlarım onu bilemeyeceğim. Biraz fazla konuştum. Hadi maça geçelim. Erten Ersu için bir kiralık teklif var. Bunu kabul edelim. Gitsin gelişsin. Baksın işine yani. Biz de çünkü nasıl olsa az oynayacak. Bari kendi gelişsin. Şimdi abi. Deplasmanda çok zorlu bir maç. Başakşehir'e karşı oynayacağız. Vallahi artık ilk iki maçta kötü yani 3 puan alamadık. Artık bir 3 puan lazım bize. Yeter. Yeter abi. Şu Emre Taşdemir'i çıkarıyorum. Çok kötü oynadı. Siz görmediniz tabii. Ama yani iğrenç oynadı. Bu kadar kötü olabilir ya. Vallahi. Hadi bakalım oğlum. Deplasmanda Başakşehir'e karşı oynayacağız. Çok güçlü bir takım Başakşehir. Bakalım maçın sonucu ne olacak. Mahmut Tekdemir geriye oynadı. Baskılı başlayalım çocuklar. Haydi bakalım. Aman diyorum, baskıyı bırakmak yok. Aman. Bak. Orada yok öyle bir şey. Yok. Yok abi yok. Tamam. Tamam sakin. Giuliano sakin oğlum. Güzel hata çıkalım. Mehmet verdim pasını. Yansen tut topu oyna. Mehmet Ekici. Ekici yine oyna Yansen'e. Yansen sen de Ekici'ye tekrar oyna. Yine oynayın Yansen'e. Çok güzel. Abi bu kadar iyi paslaşma. Çok güzel derken golü atamadık ya. Şimdi Markovic orada topu aldı. Markovic geriye oynadı. Mauricio Isla ortasını atacak. Isla açtı ortayı. Yansen ve golü bulduk. Deplasmanda Başakşehir'e karşı. Daha ilk atağımızdan golü bulduk ya. İşte bu ya. İlk ataktan gol. Bu var ya, hazırlık maçında da böyle oldu. Önceki oynadığım maçlarda da böyle oldu. Geldik atamadık. Ve sonunda güzel bir orta kafa golüyle golü bulduk. Helal olsun Vincent Janssen. Janssen'i bakalım gol kralı yapabilecek miyiz? Bu arada Markovic de çok etkili oyunda. Onu da söyleyeyim yani. En etkili oyuncumuz Markovic olabilir şu an. Zaten izleyince göreceksiniz. Üzüldüm abi dün kayıt gidince ya. O kadar çekim, 2 maç oynamıştım bir de, şimdi bir maç oynayacağım çünkü yetiştirmem lazım videoyu. Bu haftalık böyle olacak artık derken Adebayor arkasını döndü. Mehmet Topal aldı topu. Yürü Markovic. Markovic yürü. Adamsın sen. Adamsın. Aslanım benim. Ama dur ya, öyle yapmayacaktım. Sende o. Aferin oğlum. Senden beklenmeyecek hareketler bunlar. Helal olsun. Şimdi atağa çıkıyoruz. Çok güzel.
Vincent Janssen Valbuena'yı bırakacak. Valbuena kaçmadı. Valbuena. Oo, düşürdü Valbuena. Valbuena rakibini düşürdü. Şimdi Giuliano. Ah. Ah. Yine güzel gelmiştik. İyi paslaşıyor Medipol Başakşehir oyunun bu bölümünde derken Markovic araya girdi. Taç Medipol Başakşehir'in. Gökhan İnler klişi. Topu artık alalım. Alalım artık klişi, geçirme Markovic. Helal olsun top Fenerbahçe'de. Marcio Özda hızlı kullandı. Haydi oğlum. Haydi oğlum Markovic. Aferin oğlum. Aferin, ne yaptın ne ettin orada, topu aldın Markovic. Şimdi şu aradan geçebilirsem, geçemedim. Geçemedim Markovic. Olur öyle şeyler. Baskıyı bırakmak yok. Elia. Elia'ya girdim. Elia geçti rakibini, yapma. Elia. Elia içeriye girdi. Hayır abi. Ortayı açtı. Abi iyi pozisyon. Allah'tan vuramadı Mahmut. Var ya, Allah'tan vuramadı hakikaten. Açıkçası şunu söyleyebilirim. Alanya deplasmanı çok daha zor bir deplasmandı ya. O seyirci neydi öyle Alanya'da? Vallahi videoyu izleseydiniz görürdünüz. Bunaldım, terledim yani ya. Aha bu arada Janssen aldı. Janssen bıraktı Markovic'e. Markovic rüzgarın oğlu. Rüzgarın oğlu. Arkada koşan var, gördüm. Ortayı açtım. Giuliano vuramadı. Vuramadı oğlum. Tekrar açacağız şimdi ortayı. Valbuena korneri kullandı. Olmadı yine. Janssen topu aldı orada. Vincent Janssen. Hop döndü. Çok güzel. Oyna Valbuena'ya. Valbuena. Topu aldılar derken hızlı hata çıkmasınlar. İsla aferin oğlum. Aferin size. Valbuena. Aman abi aman, dur bir sakin olun ya. Şöyle bir oyunu kuralım, ortadan bir şeyler yapalım, sakin. Paslaşın abi. Güzel, Mehmet Topal girdi. Orada Valbuena faul hocam. Hocam faul vermedi. Vermedi. Eli'ye hızlı geliyorlar. Aman diyorum, aman bak. Adebayor'u bırakma orada. Adebayor'u atmasın pası. Tamam. Böyle atabilir. Böyle bir şey olma. Aman aman aman. Elia. Giuliano. Faul var mı yok mu? Fenerbahçeli oyuncular itiraz ediyor. Elia içeri doğru girdi. Adebayor geriye çıkarttı. Gökhan. Nihat. Kahve. Nihat dedim yalnız. Oha. Ya hayır ya. Öne geçtiğimiz maçta böyle olmamalıydı. Çok orada açıklık verdik orta sahada. Çok açık kaldı orası. Vallahi çok açık kaldı. Bu arada Giuliano hemen cevap verdi. Giuliano Victor de Paula. Normalde olmayacak bir gol attı. Boşa boşa orta sahadan aldık. Giuliano Victor de Paula dribbling özelliklerini gösterdi burada, bakın. İşte böyle atılır gol dedi. Cevabı verdi hemen. Madem öyle, yaslanalım geriye artık, değil mi yani? Kontratak oynayacağım. Giuliano dribbling yetenekleri çok iyi. Giuliano'nun bir daha vurdu direkt ya. Vallahi bu bölüm direklerden ne çektim. O giden maçlarda da kaç tane direk oldu görmeniz lazımdı. Yani çıldırdım. Markovic çok güzel pas. Janssen soluna alırsa tehlikeli. Janssen ver oğlum pasını. Arkadan Mauricio Isla açtı ortayı. Başakşehirli oyuncuya çarptı top. Defansif bir oyuncu koyalım Mehmet Ekici yerine. Orada defansı iyi yapalım. Belki bir de gol atarız. Şimdi Markovic verdi topu. Janssen iyi sakladı derken Mahmut çok güzel aldı lan. Nasıl aldı orada topu, yapma. Kahveci golün sahibi Başakşehir adına. Kahveci verdi pasını. Elia Markovic. Çok güzel girdi Markovic. Devam ettirebilecek mi? Markovic geçti rakibini. Markovic çok süratli. Markovic oynadı Janssen'e doğru. Janssen içeri doğru girdi. Janssen sol ayak vurdu. Volkan Babacan'dan döndü. Volkan topu almaya çalışıyor şimdi. Markovic abi olmadı ya. Keşke arkaya çıkarsaydım. Vallahi Janssen keşke çıkarsaydın arka. Yapma şimdi bak. Kontrata yiyoruz ağzımızı. Aman İsla. Çok riskli bir müdahale. İyi aldın orada. Janssen bıraktı. Çok güzel. Giuliano. Orada tek başına kaldı. Pas atacak arkadaşını bulamadı. Aman diyorum. Yine çok iyi girdiler. Defansta hala bir böyle bir tereddüt var. Giremiyoruz adamlara. Bunu çözmemiz lazım. Aman oradan vuruşlara izin yok. Bir tane izin verdik. Adamlar golü attı. Şimdi Valbuena. Hızlı atak şansı Fenerbahçe için. Valbuena oynadı. Çok güzel. Çok güzel. Valbuena sağ tarafa çıkarırsan derken top sende kaldı. What you? Valbuena olmadı. Volkan Babacan bugün panter kesildi. Giuliano şimdi topu kaybetti. Gökhan İnler hızlı gelebilir Başakşehir takımı. Gökhan sol kanattan geliyorlar. Gökhan Mehmet Topal'ın beşiğinden geçti top. Yapmayın. Kahveci bırakmayın onu. Bırakma. Ye onu. Allah dur bakayım, ye onu. Aman diyorum bak, aman. Aman bu dakikalarda gol yersek yıkılırız. Yıkılırız derken
Ozan Tufan topu aldı, pasını verdi. Aferin Ozan. Ozan aferin. Helal olsun size. Çok güzel paslaşmalar. Matheus Valbuena. Valbuena geçiyordu. Valbuena rakibini geçti. Valbuena içeri doğru girdi. Valbuena çekti bir de topu. Valbuena aç artık ortanı. Aç ortanı artık, yeter ya. Nasıl savunuyor? Kayseri'ye bak. Abi çok hızlı geçiyorlar ya. Kerim Fıray. Bak bak, son anlarda golü atmıştı. Şükrü Saracoğlu'nda da öyle olmuştu gerçek hayatta. Aman diyorum bak. Aman diyorum. Gökhan İnler. Emre. Dönmesin arkasını. Dönmesinler. Böyle şeyleri istemiyoruz biz. İstemiyoruz. Sevmiyoruz böyle şeyleri. Emre bugün oyunda değil miydi başından beri ya? Emre'yi hiç görmedim, ben şimdi görüyorum. Evet, Nabil Dereri oyunu aldık. Kanat olarak Giuliano'yu da çıkardık. Yerine az önce oyuna giren Alper'i koyduk oraya. Şimdi Adebayor aradan oynadı. Abi yapma, yapma, yapma. Oğlum siz nasıl böyle ataklar yiyorsunuz ya? Takım kendine gel. Yayın onu artık. Abi artık açtırmayın, girdirtmeyin hiç. Abi ya hayır. Bak yine geldiler böyle. Çok kötü geldiler. Artık topu tutacağım, yeter. Git lan. Önde savunmaya çalışıyor bir de. Yürüyün gidin oğlum. Tüm hatlarıyla Başakşehir takımı şu an Fenerbahçe'nin yarı alanında derken maçın sonuna gelmiş bulunuyoruz ve Başakşehir deplasmanından 3 puanla çıkmayı başardık. Helal olsun takım. Helal, güzel. Bugün iyi oynadık. Bugün iyiydik abi bak. Yansen maçın adamı mı olmuş? Aynen, Yansen maçın adamı. Bunun dışında Giuliano 8,5 ki maçı kazandıran golü de o attı aslında. İyi bir performans sergiledik ya. Hoş, bugün iyiydi. Sonunda Beşiktaş da puan kaybetmiş. Trabzon da kaybetmiş. Biraz daha eşitlenmiş olacak ya. Bakın ilk 2 haftadaki puan kayıplarımız çok kötü oldu bizim. Galatasaray ligde lider şu an. Biz de 7.'yiz. Kaç puanla? 4 puanla. Beşiktaş 7 puan. Tamam, nasıl olsa derbiler olacak da. Yani güzel olmadı. Bir avantajsız başladık. Bu arada transfer döneminin sonlarına geliyoruz. Bu bölümün yorumlarında transfer önerilerinizi bekliyorum ve önümüzdeki bölüm bir basın toplantısı yapacağım. Bu yüzden yine sorularınızı da yorumlarda beklemekteyim. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız alttan videoya like, yorum atarsanız sevinirim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.